Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinyalini beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle birlikte paylaşıyorum arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail yapmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar bitcoin dün %5 gibi bir düşüş gerçekleştirdi ve altcoinlerde %20'lere kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Ve dolayısıyla aklıma hemen şu soru geldi. Demek ki bitcoin %10 gibi düşüş gerçekleşse altcoinler şelale olacak. Yani birçok e, insanın canı yanacak. Yani şu an dün bile yani çok insanın canı yandı. E, Bitcoin'e şu an için arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. İkili tepe formasyonu kendini gösteriyor. Hem 4 saatlik time hem de günlük time frame'de. net bir şekilde ikili tepe formasyonu şu an görebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve aslında geçenki videoda e, nereden satış yiyebileceğini zaten size söyledim arkadaşlar. Coin class sitesindeki paylaşmış olduğum likidasyon haritası verisinde de nereden satış yapabileceğimi nereye gidebileceğini göstermişim. Bununla ilgili birçok takipçimde e, bu strateji sadık kalarak işlem yaptığını görüyorum ve gerçekten başarılı olduklarını görüyorum ve benimle paylaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hemen Coin Class sitesine girelim. Bakın Coin Class sitesinde likidasyon haritası verisi var. Daha önceki videomda bahsetmiş olduğum nokta burası arkadaşlar. Burayı zaten bir önceki videomu açıp izlerseniz 71.800 seviyesinde 213 milyon dolarlık bir likidasyon birikimi var demiştim. Burayı patlattılar. Ama şu an baktığım zaman arkadaşlar 72.300 seviyesinde 70 2.327 seviyesinde 237 milyon dolarlık bir likidasyon birikim var. Daha sonra arkadaşlar 70 da aynen 227 227 milyon dolarlık bir likidasyon seviyesi var ve daha sonra arkadaşlar 72.600'de 270 milyon dolarlık bir likidasyon seviyesi var ve aralarda da bir 50 60 70 80 milyonlar var. Mesela 73 bin dolar seviyesinde 163 milyon dolarlık bir likidasyon birikim var. Yani burada çok ciddi bir lik birikim var arkadaşlar. Yani market maker iştahını kabartacak bir fiyat skalası burası. Yani 70 bin, 80 bin, 250 bin, 300 milyon gibi rakamlar buralarda şu an çok ciddi bir şekilde var. Yani şöyle söyleyebilirim ben size. Tam şu noktadan arkadaşlar. 72 bin 300'de 73 bin seviyesinde çok ciddi bir likidasyon birikim var. Hemen bakalım oraya. Şöyle bir, bir saatliğe inelim. Zaten arkadaşlar burada yükselen kama formasyonu sizle paylaşmıştım. Ben yükselen kama formasyonu bir düşen düşüşün gelebileceğini gösteren bir formasyondu. Zaten düşüş geldi sonra yükseldi bir konsolidasyon yaşadı ve çok ciddi bir şekilde tekrar düştü. arkadaşlar 72 bin dolar seviyesine 72.025'e kadar yükseldi. Ama bizim beklediğimiz 72.300 seviyesi yani şuralara kadar gelemedi. Çok ciddi bir satış yedi. Dolayısıyla daha önceden satışı yemiş olduğu nokta Aynen bakın aynı noktaya yani 72000 Pardon 71 bin9 seviyesine aynı seviyelerden bir tık daha yukarı çıkarsak 72 bin dolar diyebiliriz. 72 bin dolardan çok ciddi bir satış yeri. Yani şunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. 72 bin dolarda çok ciddi bir satış baskısı var. İkidir. Aynı şekilde buradan satış yiyor ve çok ciddi bir satış baskısı olduğu için aşağı yönlü hareketler geliyor. Bakın öncesinde de 72 bin dolar seviyesinde çok ciddi bir satış baskısıydı. 66 bin dolara kadar düştü. Ama şunu söyleyebilirim. Burada önemli bir detay var. Hemen ona bir bakalım. Şimdi bir önceki 72 bin dolarda yemiş olduğu satış arkadaşlar gördüğünüz kanalın içerisinde senkronizasyon oluyor. Yani kanalın içerisinde devam ediyor. Ve buradaki destek bölgesinde tutunuyor. Yani açıkçası yukarı yönlü hareketler için hala geçerli bir sebebimiz var. Çünkü neden? İşte 67 bin dolar seviyesinde tutundu. Yukarı yönlü hareketler gelebilir dedik. Ama şu anki sonuç şu. 72 bin dolar seviyesinde yemiş olduğu %5'lik satışla birlikte arkadaşlar şu an kanal kırıldı. Yani yükselen trend kanalı kırıldı. Ve açıkçası buradan bir sonraki destek bölgesi olan 67 bin dolar seviyesine kadar düşebilir. Bu aynı aynı zamanda da buranın bir boyun çizgisi ve bu boyun çizgisi kırılırsa arkadaşlar bir sonraki destek bölgesi olan Hemen şöyle pardon özür dilerim. 65 bin ve daha sonra arkadaşlar 61 bin dolarlara kadar gerileyebiliriz. Ama bu 61 bin dolarlara gerileyebilmemiz demek aslında hala yükseliş trendinin devam edebildiğini gösteriyor bize. Yani hala burada yaşanılan bir konsolidasyonun artık direnç bölgesinde yenilen satışla destek bölgesi yolculuğunu temsil ediyor. Etanım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani şu an için arkadaşlar ben şu şekilde görüyorum. Yani market maker buradaki mesela bakın buradaki çok ciddi bir likit birikimini yani aşağı düşmeden önce tek bir mum hamlesi burayı patlatabilir. Yani 72.372.500 hatta 72.600 seviyesine kadar çıkabilir. Benim düşüncem bu şekilde yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sonra arkadaşlar aşağı doğru 60.000 dolarlara kadar düşebiliriz. Birinci seçenek bu. Hemen şöyle çizeyim. Çizerken daha hani belirgin olsun. Evet. Buradan gelir yukarı yönlü bir sert bir mum hamlesiyle buradaki tüm likitleri patlatır. Ondan sonra arkadaşlar aşağı kadar böyle burada 61.400 seviyesine kadar devam eder. Veya majör trendine kadar arkadaşlar düşüşünü devam ettirebilir. O da 58.000 dolar seviyesine kadar geliyor. Yani aslında baktığımız zaman şöyle baktığımız zaman 58 dolara gelmesi bile bizim için açıkçası şöyle güncel fiyattan düşse bile arkadaşlar ortalama %16 gibi düşüş tekabül ediyor. Ama benim dediğim gibi yukarıdan 73.400 seviyesinden düşerse %20 gibi bir düşüşü tekabül ediyor. Yani dolayısıyla halving öncesi beklenilen düşüş bu olabilir diye konuşabiliriz arkadaşlar. Ve bundan sonraki hareketler artık yukarı yönlü hareketler olabilir. Çünkü biliyorsunuz artık bir madencinin Gerçekten bir bitcoin çıkarmasının maliyeti çok ciddi olmaya başladı. Yani 57 bin dolar seviyeleri artık çok ucuz olarak konuşuluyor. Dolayısıyla 57 bin dolar seviyesine geldiği zaman veya 60 bin dolar seviyelerine geldiği zaman buradan artık yukarı yönlü Haziran ayın 12'sinden sonra yukarı yönlü hareketler gelebilir. Yani beklentim açıkçası Zaten Amerikan borsalarında Ağustos ve Temmuz aylarında hep bir düşüş oluyor. Yani bu Haziran, Temmuz, Ağustos bu 3 ayda Bitcoin ile ilgili düşüşler gelebilir. Ve Eylül'den sonra artık arkadaşlar yavaş yavaş 72 bin, 73 bin dolar bağıntını kırarak yukarı yönlü hareketlerimize devam edebiliriz. Anlatmak istediklerim bu. Şimdi tabii ki şunu da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bitcoin'de daha önce bahsetmiş olduğum Press Action Order Block konseptine ait bir indikatör vardı arkadaşlar. Bunu zaten buradan göstergeler ve stratejiler bölümüne bakabilirsiniz. Hemen Press Action yazayım. Zaten PR yazdığım zaman çıkıyor. Press Action Order Block konsepti arkadaşlar. Buna bir kere tıkladığınız zaman günlük time frame'de baktığım zaman şu an günlük time frame'de açıkçası Order Block'un üzerindeyiz. Biliyorsunuz Order Block'lar hem direnç hem destek olarak çalışan bölgelerdir. Ve dolayısıyla burayı kırarsa arkadaşlar bir sonraki Order Block'umuz dediğim gibi bakın 58 bin dolar seviyelerine geliyor. Yani 58 bin dolara kadar ilerleyebiliriz. 4 saatlik time frame'den bahsedersek 4 saatlik order bloklara bakarsak arkadaşlar hemen şunu da kaldırayım. 4 saatlik order bloğa bakarsak şöyle. Aynen 4 saatlik order blokta arkadaşlar 69 bin dolar seviyesinde şu an burayı kırsa aşağı kadar ortalama bir sonraki order blok 65 bin dolar olarak gözüküyor arkadaşlar. Biliyorsunuz order bloklar ee, bir Market yapısı değişmeden önceki son kırmızı ve yeşil bubladır arkadaşlar. Dolayısıyla burası emir bloklarıdır. Ve burada açıkçası longçıların çok fazla emir bloğu var. Buraya geldiği zaman yukarı yönlü hareketler de gelebilir. Ben tabii ki şunu söylüyorum. Tek bir mum buraya geldiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani gerçekten çok ciddi, çok sıkıntılı, çok artık böyle bıktırıcı bir dönemlere girdik gibi geliyor bana. Çünkü yükselen trend kırıldı. Eğer desteğe de oturursa boyun çizgisi de burayı da kırarsa aşağı kadar hareketlerini devam edebileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. kahvemden bir ürün alayım izninizle. Çünkü konuşmaktan boğazlarım kuruyor. Evet şimdi arkadaşlar gelelim e, likidasyon haritasından sonra size bugün açıkçası bahsetmek istediğim güzel bir e, konu var. Instagram'da da şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Instagram ve Telegram sayfamı takip edin. Niye diyorum? Çünkü bazı özel verileri paylaşıyorum sizle. Hemen şöyle en son Instagram'da neler paylaşmışım onu göstereyim. Arkadaşlar geçen videomuzda bahsetmiş olduğumuz 68.500 seviyesinde ciddi lik birikim vardı. Yavaş yavaş aşağıya doğru düşmeye başladı. Ama bu sefer de 72.315 seviyelerine çok ciddi bir 310 milyon dolarlık bir lik birikim var. Şimdi Bakın 68.500 seviyesinde de çok ciddi bir lik birikim var demiştim. 68.500 seviyesinde arkadaşlar. Ee, izleyenler videomu izleyenler bilir. Orada da yaklaşık 200 kusur milyon dolarlık liklik birikim vardı. Ve 68.465 ile orayı patlattılar. Şu an yerde açıkçası longçuların lik birikimini patlattılar. Sert, sert, bir mumla. Ama 72.000... 70, pardon hemen şurada tekrar bir bakayım. 72.300 seviyesindeki evet 72.300 seviyesindeki birikim çok ciddi bir şekilde biriken 500 milyon dolarlık bir birikimi patlatamadılar arkadaşlar. Şu an aşağıya patlattılar. 68.500 patladı. Ama dediğim gibi tek bir bu ile burayı alabilir. Ondan sonra tekrar aşağı düşebilir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Veya aşağı düşüp de devam edebilir arkadaşlar. Hemen şimdi size bugün önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Coin Market e girdiğiniz zaman arkadaşlar bazı coinlerin tabii ki neyi var? Kilit açılım süresi var. Kilit açılıp döngüleri var. Bu kilit açılımlar mevcut coin'e artı da katabiliyor. Yani yükselmesine de sebep olabiliyor. Düşmesine de sebep olabiliyor arkadaşlar. O yüzden ne zaman kilit açılımının olacağını, ne zaman %1'lik mi %2'lik mi kilit açılım, açılımın olacağını size gösteren bir bölge var Coin Market Cap'te. Hadi gelin ona bir bakalım arkadaşlar. Hemen bu Coin Market Cap'e girdiğiniz zaman zaten şurada takan e, Unlocks diye Tokanın Unlocks diye bir bölge var arkadaşlar. Buraya bir kere tıklıyoruz. Evet. Şu an karşımıza gelen e, açıkçası en yakın e, zaman tarihte kilit açılımlarını gösteriyor. Unlock time olarak gö görebilirsiniz. Evet bakın mesela burada 14 saat sonra de gerçekten e, ne kadar 0.002 evet gibi %0.02 gibi bir kilit açımı olacak. Yani bu çok da fazla değerli değil. Önemli bir veri çünkü az bir kilit açımı olacak. Bizim için önemli olan ortalama arkadaşlar 0. 50 ve yüzde 0.50 ve yüzde bir veriler bizim için çok önemli arkadaşlar. yani o kadar fazla bir e, açıkçası tokenin piyasaya girmesi e, mevcut coin'de hareketlere neden ol olabiliyor. Yani 0.01 çok da fazla bir şey temsil etmiyor. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar. Evet bakın şu an Aptos'ta APT'de arkadaşlar 3 gün sonra Zaten burada yazıyor 3 gün 14 saat sonra arkadaşlar %1 gibi 95 milyon dolarlık bir kilit açımı olacak. Dolayısıyla bunu takip etmemiz gerekiyor. Hemen APT'ye bir bakalım. APT'nin ilk önce grafik yapısını bir inceleyelim arkadaşlar. Evet Şu an APT'de gördüğünüz gibi ben burada bir hedefler belirtmişim aslında. Yukarı yönlü çok güzel trend giderken Bitcoin aşağı salmasıyla birlikte mevcut minor trend kırılmış. Ve çok ciddi bir hamleyle kırılmış. Düşüş devam edebilir. Ee, peki çok ters bir zamanda oldu sanırım. 3 ee, gün sonra bir e, 95 milyon dolarlık bir e, kilit açılımı var. E, takip etmek gerekiyor açıkçası. Ne olacak neler gerçekleşecek bilmemiz gerekiyor. Mesela 52 milyon dolarlık %1.28 de IMEX'te de bir kilit açılımı var arkadaşlar. Hemen IMEX'e de bakalım. Evet Aynen bakın IMAX'de e de bir çalışma yapmışım. Yukarı yönlü çok güzel çıkan bir minor trendimiz var arkadaşlar. 4 saatlik time bakıyoruz. Burada kırıldı. Yukarı yönlü ilk hedefimizi almıştık. E, ikinci hedefimizi paylaşmaya çalışacaktım ki maalesef çok ciddi bir düşüş geldi. Buradaki minor trend kırıldı. Dolayısıyla arkadaşlar IMAX'e de kilit açıldıktan sonra neler olacak onları da takip etmek gerekiyor. Yani şu an Bitcoin'in salması birçok şeyi birçok formasyonumuzu açıkçası bizim çok kötü etkiledi. 0.64 var mesela e, ee, de. Ondan sonra Uni'de arkadaşlar 0.83 var. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Uni'ye bakalım. Uni galiba güçlü duruyordu diye hatırlıyorum. Evet bakın Uni gerçekten güçlü duruyor. Şu an tutuldu. Evet. Evet. Şu an mevcut arkadaşlar destek seviyesi de geldi, toparladı mı yukarı yönlü hareketlere devam ediyor onu. Yani şunu da şöyle çekeyim. Evet, yukarı yönlü devam ediyor. Mesela onu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten trend çok güzel bir şekilde yukarı yönlü devam ediyor. Bitcoin'in salması orayı açıkçası şu an etkilememiş gibi duruyor. Evet. Peki Udi'de ne zaman arkadaşlar? Udi'de 7 gün sonra yaklaşık 83 milyon dolar kilit açılımı var. Dolayısıyla kilit açılımından sonra zaten güzel bir bölgede olduğu için belki yukarı yönlü hareketler gelebilir. O yüzden kilit açılımı olduğu günü ve saati dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet kendinize çok iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz. Mail yoluyla da ulaştırabilirsiniz. Videonun altına da cevap bırakabilirsiniz. bir Trendflex algı indikatörünü açayım. Trendflex algı indikatörüne bir sensin sinyali gelmiş arkadaşlar. Günlük telefonuna bakalım. Günlük telefonunda resmi uzaktan baktığım zaman hala bir buy yerindeyiz. Evet. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.